जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन कभी ना तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं ना कहीं बादल ये बरसेंगे क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन Hey, hey, hey.
Gül bakalım madu. İstediğin kadar gül. Mutluluğun için geri sayım başladı. Patron, bir şey içer misiniz? Yemek hazırlayın. Katla şunu. Bu oda derhal boşaltılsın. Her şey dışarı. Dışarı! Ama bir şey mi oldu? Ne oldu patron? Bitti. Kulaklarında sorun mu var? Gelin. Odada ne var ne yok dışarı çıkarın. Hadi bakayım. Gelin, gelin. Patron, neler oluyor böyle? Lütfen, sakin olun. Biliyorum, olanlar çok kötüydü. Gerçekten çok üzgünüm patron. O madu balığı lütfen dert etmeyin. Ona öyle ağır bir ders vereceğim ki görün. Bütün dünya görecek zaten. Siz lütfen, lütfen kendinize dikkat edin efendim. Lütfen. Bu arada patron, siz... Tamam patron. Patron, patron ne yapıyorsunuz öyle? Patron bakın beni dinleyin, merak etmeyin. Madubala ve sevgilisiyle ben ilgileneceğim. Hatta gerekirse ikisini birden kaçırttırırız. Siz her şeyi bana bırakın ve lütfen daha fazla gerilmeyin. Çünkü gerginlik sizin için iyi değil patron. Size Madubala gibi bir sürü kız bulurum. Unutun o Madubala'yı. Bir kaza oldu. Zabıt tutuldu. Hiçbir şey yapamadım. Unuttum. Polisler buraya kadar gelip beni aldılar. Hiçbir şey yapamadım. Unuttum. Kefaletimi geciktirdin. Senin yüzünden tam 4 gece o leş kokulu hücrede yattım. Yine hiçbir şey yapamadım. Ve yine unuttum. Asıl Madubala'yı sen unut. Bir daha onun adını bile söylemeni istemiyorum. Onu bir tek ben hatırlayacağım. Anlaşıldı mı? Patron acıyor. Tamam, tamam patron. Sakin olun, tamam. Siz rahat olun. Patron, yemeğinizi masaya koysunlar mı? Bitto. Patron. Şoför arabayı çıkarsın. Tamam patron. Arabayı çıkarsın. Alo. Arabayı çıkar. Patron biraz yavaş gitseniz. Ayağımın altında fren yok benim. Aslında patron bence geri dönsek daha iyi olacak. Yani bir sorun olursa artık iyice içinden çıkılmaz durumlara gireriz diye düşünüyorum ben patron. Lütfen.
Anlamıyor musunuz? Madubala'nın evine gidersek... Bittu. Patron, özür dilerim. Madubala'nın adını anmak istememiştim. İnip lastiklere bak. İnmiş galiba. İnmiş mi? Tamam, hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Bir dakika patron. Patron, patron, beni unuttun. Beni dinleyin, yapmayın. Daha beter olay çıkacak. Patron. Mukund! Nerede kaldın? Oğluna nerede olduğunu sormayacak mısın? O kadar gurur duyduğun oğluna, ha? Bu yağmurda nerelerde dolaşmış acaba? Anne, abim alt tarafı... Sen sus! Tek kelime bile etme. Mukund, neredeydin oğlum? Ben Madu'yla buluştum baba. Anlaşıldı. Demek Madu'yleydin öyle mi? Peki o kızı için ne para harcadın oğlum? 200 rupi mi? 400 mü? Yoksa 1000 mi? Hadi 400 diyelim. O halde bugünlük zararın tam tamına 25.400 rupi. Anne lütfen bu şekilde konuşma. Ben... Tabii annenin sözleri acı. Ama onun sözleri tatlı. Bir şey sormak istiyorum. O kız senin neyin olur? Neyin oluyor? Söylesene. Bak seni uyarıyorum. Bir daha o kızın yakınından bile geçmeyeceksin. Tamam mı? Neden? Ucuz oyunlara bulaşmadı, masum olduğu için... O kızın annesi de ablası da artist özentileri biliyoruz. Kenar mahallede yaşıyorlar. Bir de filmlerle bozmuşlar. Senin böyle cahil insanlarla vakit geçirmeni gerçekten üzülüyorum. Anne, Madu okumuş bir kız. Birincilikle mezun olmuş. Onları yüceltmek için kendini böyle aşağı çekmene hiç gerek yok oğlum. Ve bir şeyi sakın unutma, sen Dikşit ailesindensin. Senin baban bir profesör. Ve annem de çok öfkeli çünkü elinden 25 bin rupi uçtu gitti. Buna o kadar sinirlendi ki resmen kontrolünü kaybetti. Mukund. Bak gör işte. Annesi, ablası, teyzesi hep birlikte kanına girmişler görüyorsun. O kız var ya... Ailesi ben... umurumda bile değil. Zerre kadar umurumda değil. Ben o kızı seviyorum. Üstelik de onunla evleneceğim. Yani ona saygı göstermeye alışsanız çok iyi olur. Ben nefes aldığım sürece böyle bir şey olmayacak. Asla! Ben öldükten sonra ne istersen onu yapabilirsin. Ama hala buradayım ve bunu istemiyorum. İzin vermiyorum. Peki. Madem iş ciddiye biniyor, ben bu sorunun çözümünü biliyorum. Ortak bir yol var. Hem siz mutlu olun hem de sorun çözülsün. Neden mutfağa gitti ki şimdi? Ayrıca kapıyı neden kapattın?
kötü bir şey yapacak. Durdur onu. Mukund. Mukund. Mukund oğlum. Mukund aç şunu. Oğlum bu ne gürültü? Ne yapıyorsun? Kapıyı aç. Mukund. Abi. Abi. Abi lütfen. Bak korkuyoruz lütfen. Mukund oğlum. Mukund oğlum açsana kapıyı. Mukund böyle yapma. Aç kapıyı oğlum. Mukund hadi aç oğlum kapıyı. Hadi lütfen. Mukund lütfen diyorum. Aç şu kapıyı. Lütfen ne yapıyorsun? Aç şu Mukund, kapıyı. Mukund aç şu kapıyı. Abi. Abi lütfen. Kızım sen annene sahip tamam, olmayacaksın. Tamam tamam anne tamam. Lütfen tamam. Mukund aç sakin şu kapıyı ol. Aç. Anne. Mukund. İçeride 5 saat ne yaptın sen? Mukund. Ne yaptın burada? Cevap ver. Oğul. Söyle. Sana ne yaptın dedim. Oğul. Ne düşündünüz merak ettim. Canıma kıydığımı mı yoksa? Ne sandınız? Beni kaybettiğinizi mi? Şu anda ne hissediyorsun söyle anne. Ben de az önce aynı şeyi hissettim. Madu'yu unut dediğinde hissettiğim buydu. İnsanın sevdiği birini elinden almak nasıl? Şimdi anladınız umarım. O kızı tanıyalı şunun şurasında 2 gün oldu. Ama daha şimdiden onun için annesini kırıyor. Şubangi. Bence gerçekten aklını oynattı. Oğlum delirdi. Ne yapacağım? Şubangi tamam lütfen. Yeter artık. Tamam. Geçecek hepsi merak et. Abla? Abla beni bir dinler misin? Abla! Ona biraz zaman ver Madu. Zamanla anlayacaktır. Anne bana sorarsan... Ablam beni hiç anlamayacak. İnsan kimseye haksız yere kızmamalı canım. Sen ikna etmeye çalıştın. Ben de anlasın diye elimden geleni yaptım. Ama bir türlü anlatamadık. Ama Allah'a inanıyoruz öyle değil mi? O anlamasını sağlayacaktır. Arke'ye karşı olmadığını ama insanlık ve adalet adına Mukund'un yanında olduğunu anlayacaktır. Yoksa senin Mukund'la başka ne ilgin var? Yoksa senin Mukund'la başka ne ilgin var? Madu ben sana aşık olmaya başladım. Ben çok büyük bir hata yaptım. Anneme o gece olanları açıkça anlatmam gerekirdi. Mukund'un bana olan hislerini açtığını. Mukund Dikşit Madu bana Malik'i seviyor. Ama Madu Mukund Dikşit'i sevmediği gibi hiçbir zaman da sevmeyecek. Peki ben anneme ne söyleyeceğim şimdi? Keşke Mukund'a da açıkça söyleseydim. Benim açımdan mümkün değil deseydim ona. Anneme ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Mukund, ne zaman güce ve yardıma ihtiyacın olursa yalnız olmadığını bil olur mu? Ben daima senin yanında olacağım. İyi de Madu. Mukund'la daha en fazla 3 günüm birlikte geçti. Zaten birinde iş görüşmesi vardı. Diğerinde de işini kutladınız. Konuşacağım. Anneme şimdi her şeyi anlatacağım. M-
Madu, yemekler hazır hayatım. Anne bir dakika. Şunları doğrayayım, yarın yaparız. Bugünü yaşarken yarını düşünmek de nereden çıktı? Aslında ben geçmişi düşünüyorum anne. Bir şey mi dedin canım? Anne, sana bir şey söylemem lazım. Söyle bakalım. İkimiz de buradayız. Peki o halde annene bir şey söylemek için neden bu kadar düşündün? Konuş. Anne, bunu sana daha önce söylemem gerekirdi. Ben son günlerde... Telefon evet. Çalıyor. Ben bakarım anne. Hayır, sen yemeğe bak, ben telefona. Alo? Alo, ben Mukund'un annesiyim. Sen kimsin? Ben Madu'nun annesiyim efendim. Buyurun. Aa, çok güzel. Senin açmana çok sevindim. En kısa zamanda bir araya gelmemiz gerekiyor. Aa, evet, tabii olur. Ama neden peki? Aa, bir de neden diye soruyor musun? Her şey gözünün önünde olurken hala soruyor musun tamamadan? Ne oluyor? Aman her neyse. Tamam şimdi boşver, yarın geliyorum. Uzun uzun konuşuruz. Aa, tamam, çok güzel. Buyurun gelin de konu... Alo? Alo?